start enjoying everyday life. Vaizlerin ve Hristiyanların onların doğruluk ölçütlerine uymuyor diye insanları yargılamasından bıktım artık. Sizin uymanız gereken ölçüt benimki değil, Tanrı'nın sözündeki ölçüt. Az sonra hayattan keyif alın da. Utanç verici bir şey söyleyeceğim. Bundan 6 ay öncesine kadar hizmetimizde çalışan kadınları sırf ben giyiyorum diye külotlu çorap giymeye zorluyordu. Dedim ki biz mükemmel olacağız. Ayaklarınız pedikürlü değilse ve külotlu çorap giymezseniz mükemmel görünemezsiniz. Önderlikte olan erkeklerin hepsi her gün kravat takmak zorundaydı. Zavallılar benimle çalışacaklar diye boğuluyorlardı. Kravatın nerede? Niye külotlu çorap giymedin? Dindar, iğrenç şekilde dindar. Ben mükemmel davrandığımı zannediyordum. Yüreğim doğruydu. Gerçekten ölçütler belirlediğimizi ve sonra işlerin değişip başka bir yöne gitmesini istemiyordum. Ama sonunda 24 yaşındaki oğlum karşıma dikildi. Minnesota'dan arkadaşım Roberta'yı çoğunuz tanıyor, bu sabah gitmek zorunda kaldı. Dedi ki, külotlu çorap mı? Ben kesinlikle senin için çalışamazdım. Hamdolsun ki o kuralı artık kaldırdım. Çok zordu ama. Size söyleyeyim, zordu. İnanılmaz zordu. Duyuruyu yaptıkları gün Joyce Meyer hizmetlerinde sevinç çığlıkları koptu. Tüm çöpler çoraplarla doldu. Resmen doluydu çöpler, çoraplarla. Sonra da çocuklarım bana sormaya başladı. Bundan sonra sen de vaazlarını çorapsız mı vereceksin? Aman Tanrım, hayır. Mesedilişin çoraplardan mı geldiğini düşünüyordum acaba? Aptalca, aptalca. Biliyor musunuz, şimdi geriye dönüp bakıyorum da hangi gezegenden gelmişim ben? Gördüğünüz gibi ben de değiştim. Evet, değiştim. Haleluya. Ayak parmaklarımda taşlar. Ayak parmaklarımda taşlar var. Neden biliyor musunuz? Biraz daha modern giyinmemi istiyorlar artık ve giysilerimde daha az parıltılı taş istiyorlar. Ben de o taşları ayaklarıma koyarım o zaman. Ah.
özgürlükten bahsediyoruz ama aslında özgürlük hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Çoğu zaman özgür bile değiliz. Başkalarının da özgür olmasına izin vermiyoruz. Her gün 3 saat dua ediyorsanız, arkadaşınız 15 dakika dua ediyorsa diyorsunuz ki onlar benim kadar ruhsal ve adanmış değil. Yılda bir defa kutsal kitabı okuyorsanız, başkası ben ne kadar okuduğumdan emin değilim, Rab ne zaman yönlendirirse o zaman okurum, belki günde bir defa diyorsa siz bak sen olursunuz. Vaiz bize kilisede şu ayeti açın dediğinde ve o ayetin bulunduğu sayfalar tıpkı bir boyama kitabına benziyorsa, altı pembeyle sarıyla çiziliyse bu hoşumuza gider. Tanrı'ya şükürler olsun diyoruz. Yanımızdaki kişinin o çizgileri görüp bizi çok ruhsal sanmasını istiyoruz. Yüreğimizin derinliklerinde bunu istiyoruz. Tüm ruhsal kitabınızı bir boyama kitabına çevirebilirsiniz ama sevgide yürümüyorsanız hiçbir adım atmamışsınız demektir. Tanrı bana insanları nasıl bazı şeylere bakarak isyankâr, imanlı değil, adanmış imanlı değil diye sınıflandırdığımı gösterdi. Rab başımı derde sokmayayım. Bunu çok düşündüm ama sonunda şu noktaya vardım. Hristiyanların favori günahları var. Sigara ve içki içmek, küfür, boşanma, birkaç şey daha. Birinin sigara içtiğini görürseniz, imanlı olmadığını varsayarsınız. Bakın, sigara içelim demiyorum. Sağlığa zararlı ve iyi değil. Kutsal kitap sigara hakkında bir şey demiyor. Ama dedikodu, eleştiri ve yargı hakkında o kadar çok şey söylüyor ki. Şunu fark ettim, bırakman gerektiğini ben sana söylemeyeceğim. Tanrı bırakmanı istediğinde sana söyleyecektir. Size şunu söyleyeyim. Tanrı söylediğinde size söylendiğini bileceksiniz. Sizin için dua edebilirim. Ama sırf benim eskiden yaptığım ama şimdi özgür kılınmış olduğum bir şeyden sen özgür kılınmadığın için senin ruhsallık seviyeni yargılamaya ve seni daha düşük seviyeli bir Hristiyan olarak görmeye hiçbir zaman hakkım yok. Bakın, Hristiyanların şöyle söylemesinden bıktım. Bak, sigara içiyor. Bir gece bayan bir vaizin ayağa kalktığını gördüm. O zaman Life Hristiyan Merkezi'nde çalışıyordu. Ve sigara içiyorsanız siz cehenneme gideceksiniz dedi. Kadının herhalde bir 30 kilo fazlası vardı. Oraya gidip yüzüne bir tokat atasım gelmişti. Vaizlerin ve Hristiyanların insanlar onların doğruluk ölçütlerine uymuyor diye onları yargılamasından bıktım artık. Uymanız gereken ölçüt benimki değil, Tanrı'nın sözündeki ölçüt. Yıllarca kiliseye gittim. O zamanlar arada birkaç kadeh içerdim. İçinden geldiğim kültür bunun hakkında bir şey söylemiyordu. Rabbin sofrasını şarapla alırdık. Life'a gittiğimiz ilk pazar, ki bir süredir oraya gidiyorduk. Life Hristiyan Merkezi çok karizmatik bir yerdi. Ve Rick LaDonna Pentekostal bir geçmişten geliyordu. Asla içki içmemişlerdi. Rabbin sofrası için gerekli malzemeleri getirmemizi istemişlerdi.
Dave ve ben bir şişe şarap getirmiştik. Koca bir şişe şarap. Onların takma dişi olsaydı o anda onları kaybederlerdi. Böyle oldular. Ve biz bir daha böyle bir şey yapmadık. Hemen üzüm suyuna döndük. Ne yaparsanız yapın bu söylediklerimi anlamları dışına taşımayın lütfen. Ben içkiye teşvik etmiyorum, sigaraya da teşvik etmiyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Tanrı her zaman yüreğe bakar. Kutsal kitap aşırıya kaçmamamız gerektiğini söyler. Başkasına şöyle diyebilirim. Sen bağımlısın, şuna bağımlısın. Evet buna bağımlısın, sen bağımlısın, sen bağımlısın. Birkaç hafta önce böyle bir şeyden geçiyordum. Rab bana dedi ki sen bir kahve içmek için 30 kilometre gidersin. Size söyleyeyim ki ben oldukça yani kahve meraklısıyım. Ama bu kabul edilebilir bir şey. Sizce birinin bunları söyleme vakti gelmedi mi? Böyle şeyler öğretmekten çok korkuyoruz. Çünkü düşünüyoruz ki ya herkes sigaraya, içmeye, küfür etmeye başlarsa? Yüreğinizde varsa ve bunu yapmak istiyorsanız yapsanız da çok fark etmez. Tanrı yürekler tanrısıdır ve siz o kadar akılsızsanız, Tanrı'yı dinlemeyecekseniz o zaman söylediklerim bir fark yaratmayacak. Ben bu şeyleri yapmıyorum çünkü yapmak istemiyorum. Kutsal kitaptan öğretmeye başladığımda kutsal ruhla vaftiz oldum. Ve Şubat 1976'da Rab beni öğretmeye ve vaaz etmeye çağırdı. 5 yıl evimde kutsal kitap çalışması yaptım. Bu şehirde öğretmeye başladığımda insanların yüzüne duman üflerdim. Giyilebilecek en kısa şortlarla ders verirdim. Daha doğru bir yol bilmiyordum. Böyle bir kültürden gelmiştim. Sözü biraz öğrettikten sonra kimsenin bana bir şey demesi gerekmedi. Çünkü kutsal ruh bana her şeyi söylüyordu. Kutsal ruh diyordu ki, yapmanı istediğim bir şey var. Her türlü insana hizmet edeceksin. O zaman bir seçim yapmanı istiyorum. Biri gücenebilir diye bunu yapmanı istemiyorum. Biri gücenebilir diye şunu yapmanı istemiyorum. Bazı şeyleri yapmamayı seçiyoruz. Çünkü özgür olmamıza rağmen Paulus dedi ki, her zaman iyi olan şey değil bu. Yoksa o akılsız ferisiler gibi oluyoruz. Küçük sineği süzüp deveyi yutuyoruz. Yargı, eleştiri, acılı, kin, bağışlamazlık ve itaatsizlik dolu kalıyoruz. Kutsal kitap diyor ki, birinin günahını yargılamanın günahı onların işlediği günahtan daha ağırdır. Büyük annem 90'larında öldü. Ben geçen gün şöyle dedim. 4 kuşak imansız bir aileden geliyorum. Aslında annemin tarafında büyük annem ve dedem Hristiyandı. Ve dedem özellikle hayatının son yıllarında kanser olmuştu. Hatırladığım tek şey sallanan sandalyesinde sallanması ve kutsal kitap okumasıydı. Onun hakkında defalarca düşündüm. Ölmeden önce benden, kutsal kitabından ona okumamı istedi. İçimde öyle bir his var ki dedem benim için dua ettiği için burada durmuş vaaz veriyorum. Ailemin diğer tarafında böyle bir şey yoktu. Sorunlarımın çoğu da oradan geldi. Büyük annem 90'larında öldü. Tütün çiğnemeye benzer bir alışkanlığı vardı. Onun cennette olduğuna inanıyorum.
öldüğü güne kadar o tütünü çiğner ve tenekesine tükürürdü. O kahverengi sıvı böyle akar. Ey! Şimdi demiyorum ki hepimiz tütün çiğneyelim, bunu anlatmaya çalışmıyorum. Kültürel olan çok şey vardır. Burada küfür olarak algılanan bazı sözcükler İngiltere'de ya da Avustralya'da gayet normal karşılanır. Evet, böyledir. Küfür normal karşılanıyor. Mesela Amerika'da oldukça sık kullandığımız bir kelime vardır. Onlar için bu küfürdür. Televizyonda ilk çıkmaya başladığında insanlar "Joyce'un bu tür kelimeler kullandığına inanamıyorum" dedi. Burada o kelimeyi çok sık kullanırız. Ben Hillsong'da bir konferans verdim. Orada kullandıkları bir ifade vardı ama bana garip geliyordu. Sahneden indiğimde önderlikte olanlar bana şöyle diyordu: "Ne manyak bir vaazdı." Manyak. Tanrı beni değiştirmeseydi o anda şöyle bir karar verirdim: "Tanrım, ben bu ülkeye bir daha gelmeyeceğim." Çünkü garip terimler kullanıyorum. Garip terimler. İsa yardımcım ol. Bazı kişiler bu tür şeylere özellikle tahammül edemiyor. Diyorum ki kilise şimdiki neslin ihtiyaçlarını karşılamaya hazır değil. Çünkü bu nesil böyle dışsal şeylere takılan dindar tavırlara asla tahammül edemiyor. Onlara göre bu nedir? Biliyor musunuz? Yani bu düpedüz yasacılıktır. Kutsal kitabın ne dediğini öğrenmek istiyorsanız Romalılar 14'ü okuyun. Herkes kendi adına Tanrı'ya hesap verecektir. Yanlış olduğunu düşünüyorsan yapma. Bunu yapma özgürlüğün olduğunu hissediyorsan o zaman bunu Rab için yapar gibi yap ve düşüncelerini kendine sakla. Çünkü iman olmadan ve bunun doğru olduğuna inanmadan bir şeyi yaparsan o zaman yapmaman daha iyi olur. Senin için günah olmasa bile vicdanına öyleymiş gibi gelir. Ne yapmamız gerek biliyor musunuz? Kendi işimize bakmalıyız ve her birimiz Tanrı'nın bize söylediklerine göre onun önünde doğru yaşamlar sürdürmeliyiz. İçimde endişe yaratacak yeterince konu var. Kendimi mükemmel yapayım, sonra sizinle uğraşırım. Geçtiğimiz yılda başıma gelen her şeyi anlatmaya zamanım yok. Ama bugün neye inandığımı söyleyeyim size. Özetlemeye çalışacağım. İnanıyorum ki bir süreliğine belirli bir yolda ilerliyoruz. Bu düz bir çizgi değil. Çünkü düzde giderseniz, büyümezseniz, çağa ayak uydurmazsanız o zaman hizmet organizasyonları bunu çok yapar. Hamdolsun 30 yıldır böyle yapıyoruz ve İsa döndüğünde yine aynı şekilde yapıyor olacağız. Bu dindar bir tavır. Benim yolum doğru, değişmeyeceğim. Çünkü bugünkü toplumda neler olduğu umurumda değil. Mesajı ve ahlakı değiştirmiyoruz. Ambalajı değiştirmezsem akılsızlık etmiş olurum. Yani şöyle diyorum, benim istediğim şekilde almazsan almasan da olur. Ben de mesela televizyon programında, yani insanlar beni izlerken daha modern ve daha zevkli bir şey görseler, kanal değiştirenler de bizi izlemeye başlardı. Bu da tabii ki bizim için çok iyi olurdu. Biliyor musunuz? Salon sahnemi seviyorum çünkü beyazları, altını, melekleri ve heykelleri seviyorum, hoşuma gidiyor.
Belirli renkler seviyorum ve bazı renkleri dergide kullanmalarını istemiyorum. Turuncuyu sevmiyorum. O zaman dergide turuncu bir şey yer alamaz. Yeşilin bazı tonlarını sevmiyorum. Dergide yeşil bir şey de olamaz. Bazı desenler getirirlerdi. Beğenmezdim. Beğenmedim derdim. Bu benim hizmetim. Beni temsil ediyor. Beğenmedim. Benim oğlum, küçük oğlum bunu yaptı. Artık herkes onu çok seviyor çünkü oraya özgürlük getirdi. Böyle birinden gelmesi gerekiyordu. Çok sıkı bir ilişkimin olduğu ve beni gerçekten seven, gerçekten yakın olan biri olmalıydı. Dave ve bana başkası bir şey söyleyemezdi. Çünkü eski modaydık, eskide kalmıştık. Kendi beğenilerimize saplanmıştık. Buna mükemmellik diyorduk ama sadece bizim istediğimiz bir şeydi. Değiştirmek istemiyordum çünkü bu benim hizmetim. O rengi sevmiyorum. Bu benim hizmetim, bunu kullanmayacağız. Bana aynen şöyle dedi ve suratıma bir yumruk gibi indi. Dedi ki, anne, bildiğim kadarıyla sen kendine hizmet etmek üzere çağrılmadın. Değişiklikler yapmak konusunda tartışırdık. Değişimin gelmesi gerektiğini söylerdi. Dedim ki, dinle, önderlik takımındaki herkes benimle hemfikir. O da dedi ki, tabii ki. Baksana onlara, hepsi senin gibi, senin yaşında, senin gibi giyiniyorlar. 20 yıldır kimsenin düşüncesini sormadılar. Tabii ki seninle hemfikirler. Duymak istediğin şeyler dışında bir şey söylemeyecek olan evet insanlarıyla çevreledin kendini. Anında ferisiliğim üstümden düştü. (Gülüyor)